Bulunduğumuz yer Avusturya-Almanya sınırı. Makyajlanan Peugeot 308'i test etmek için buradayız. Üstelik artık onun yeni bir dizel motoru ve 8 kademeli otomatik şanzımanı var. İlk kez 2007 yılında yollara çıkan Peugeot 308 modeli 307'nin yerini almıştı. 2014 yılında tamamen yenilenen 308, o dönem isim değişikliğine gitmedi. Şimdi ise model, makyajlı görünümüyle yeniden karşımızda. Satışa sunulduğu dönemden bu yana dünyada 760 bin adet satan Peugeot 308, 2014 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilmişti. Yenilenen Peugeot 308, Access, Active, Allure, GT Line, GT ve GTI olmak üzere 6 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Makyajla birlikte yenilenen motor kaputu, aslan logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara ile bütünleşiyor. Bu ızgara tasarımı markanın güncel modellerinden alınarak 308'e adapte edilmiş. Ön tampon, köşeli ve sert hatlarıyla dinamik bir görünüm sergiliyor. Bu bölümün altını kaplayan 3 parça hava girişi, temiz havanın motora ulaşmasına destek olurken aerodinamik olarak da katkı sağlıyor. Makyajla birlikte Peugeot 308'in farlarının iç tasarımında da ufak değişimler olmuş. LED aydınlatma birimleri özgün bir ışık imzası ortaya koyuyor. Dış kenardaki hava giriş ızgaraları gündüz ledleriyle sis farlarını barındırıyor. Yeni Euro 6C motorların yansıması olarak Peugeot 308'in yakıt deposu kapağı yeniden tasarlanmış. AdBlue depo girişine yer açmak için daha önce yuvarlak olan yakıt deposu kapağı artık dikdörtgen bir formda. Arka kısımda aslan pençesi tasarımlı stop lambaları markanın son nesil modellerinden transfer edilmiş. Yeni Peugeot 308, kısa ön ve arka çıkıntılarıyla başarılı bir manevra kabiliyeti ve günlük kullanım kolaylığı vaat ediyor. Yeni Peugeot 308'in iç mekanı geliştirilirken öncüsünün güçlü yönleri korunmuş. Birinci nesil iCockpit tasarımın merkezini oluşturuyor. Ne yazık ki Peugeot 3008 ile tanıştığımız ikinci nesil iCockpit makyajla birlikte 308'e transfer olmamış. Yeni kapasitif özellikle dokunmatik ekran, klima ve TomTom markalı 3 boyutlu uydu navigasyonunu tek bir noktadan kumanda etme imkanı sunuyor. Bu ekran 9.7 inç boyutunda ve en baz donanımdan itibaren standart olarak sunulacak. Peugeot iCockpit, akıllı telefonunuzu aracın dokunmatik ekranına yansıtan Mirror Screen özelliğine sahip. Mirror Screen özelliği, Mirror Link, Android Auto ve Apple CarPlay olmak üzere sektörde yaygın olarak kullanılan 3 farklı protokolü destekliyor. Yeni Peugeot 308'in motor kaputunun altında pek çok seçenek bulunuyor. Benzinli cephesinde 1.2 litrelik turbo motor en baz versiyonu olacak. Bu motorun 110 ve 130 beygirlik iki versiyonu olacak. 130 beygirlik versiyonda markanın tam otomatik şanzımanı EAT6 tercih edilebilecek. 1.6 litrelik turbo benzinli motorsa 205 beygir güç çıkışına sahip olacak. Dizel cephesinde ise en tanıdık ünite 1.6 litrelik versiyon olacak. Bu motorun 100 ve 120 beygirlik iki versiyonu kullanılacak. Bu motorla EAT6 tam otomatik şanzıman opsiyonu sunulacak. Yeni geliştirilen 1.5 litrelik dizel motor da ilk kez Peugeot 308'de kullanılacak. İlk etapta sadece manuel şanzımanla birleştirilecek olan motorun gücü ise 130 beygir. Bu motor bugünden Euro 6C standardını karşılıyor. En güçlü dizel motorlarsa 2 litre hacminde olacak. Bu motorlar 150 ve 180 beygir güç çıkışına sahip. 180 beygirlik ünitede şimdiden Euro 6C standardını karşılıyor. Bu motor, markanın EAT6 ünitesini geliştiren Aisin firmasının yeni şanzımanı olan EAT8 ile birleştirilmiş. Bu şanzıman 8 kademeli tam otomatik yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni EAT8 otomatik şanzıman, yerini aldığı EAT6 otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında %7'ye varan bir yakıt ekonomisi sunarken 2 kilograma kadar daha hafif bir yapı sergiliyor. Hala etkilenmediniz mi? O zaman size bir doz serinin en güçlüsü Peugeot 308 GTI verelim. Yeni Peugeot 308 GTI'nin motor kaputunun altında 1.6 litre 270 beygir güç üreten turbo benzinli motor görevi yapıyor. Peugeot 308 GTI 6 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor.
Yeni Peugeot 308, 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemleriyle yollara çıkıyor. Araç, fren yaparak aracı durdurabilen adaptif hız sabitleme sistemine sahip PSA grubunun ilk otomobili olmasıyla da öne çıkıyor. Yenilenen Peugeot 308 Fransa'da üretiliyor ve 2017 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak. Özetle Peugeot 308 rekabet gücünü artırmışa benziyor. Hele hele 3008'de tanıştığımız ikinci nesil iCockpit kullanılsaydı iç mekan konusunda rakipsiz olabilirmiş. Yeni 1.5 litrelik dizel motor performansıyla göz dolduruyor. Tek sıkıntısı henüz otomatik şanzıman seçeneğine sahip olmaması. EAT 8 ise EAT 6'nın başarısını bir üst lige taşıyacakmış gibi görünüyor. Keyifli sürüşler.